Evet sevgili arkadaşlar, Tekno Evo olarak bugün sizlere USB ses kartını tanıtacağım kısaca. Eğer sizin de bilgisayarınız görmüş olduğunuz gibi Lenovo ya da diğer herhangi bir marka olabilir, tek bir girişi var arkadaşlar. Bu bilgisayarlarda maalesef niye böyle yapmışlar tam olarak çözememekle birlikte tek bir giriş var. Orada da kulaklıklı mikrofon gibi bir simge var. Şu an pek netleşmese de makinemiz. Evet. Şimdi bu sorunu çözebilmek için sevgili arkadaşlar, internetten sipariş ettiğim görmüş olduğunuz gibi bir USB ses kartı. Yaklaşık olarak işte kargo dahil 8 liraya falan geldi. Böyle bir mikrofon almıştım kendime, Trust marka. Bu da yaklaşık 30 liraya almıştım MediaMarkt'tan. Bilgisayarın kendi mikrofonu güzel değildi. İyi videolar hazırlayamıyordum. O yüzden ben de böyle bir ses kartı, tabii mikrofon aldıktan sonra tek girişi olduğunu fark ettim ve bir çözüm aradım. İnternette de bunu gördüm. Yaklaşık olarak 7 liraya böyle bir cihaz geliyor. Cihazı taktığınız zaman sevgili arkadaşlar, bilgisayardan kendi orijinal sesi gelmiyor. Sesi buradan duyabilirsiniz ancak. Yani hoparlörü buraya takacaksınız. Bilgisayardan ses çıkışı iptal oluyor. Mikrofonu da aynı şekilde buraya geçirdiğiniz zaman mikrofonunuz çalışmaya başlıyor. Şu anda şuraya dikkat edersiniz sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaşırsak. Burada mikrofon diyor. Bu mikrofon gördüğünüz gibi şu anda harici ses kartına takılı. Ses artışını görüyorsunuz. Bunu aktif hale getirmek için de nasıl getireceksiniz? Ses kontrol menüsünden sağ tıklayacaksınız ses simgesine. Ses kayıt aygıtları diyeceksiniz ve burası açılacak. Burası açıldıktan sonra tekrar şuraya sağ tıklayarak devre dışı bırakılmış aygıtları gönder ve bağlantısı kesilmiş aygıtları göster diyeceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi mikrofon ne diyor? USB PnP Sound Device diyor. Yani ses kartı, USB ses kartı. Onu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Burada dinle diyorsunuz. Ondan sonra bu aygıtı kayıttan yürüt, hoparlör. O da USB PnP Sound Device. O seçeneği tıklıyorsunuz. Daha sonra dinle dediğiniz zaman zaten ses direkt gelir. Buradan düzeyi fullliyorsunuz. Buradan da DVD kalitesi mi yoksa CD kalitesi mi, sesin kalitesi, onu seçtikten sonra uygula tamam diyorsunuz ve burada da aygıt kullanımı, bu aygıtı etkinleştir var. Onu seçtikten sonra arkadaşlar kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ufakta bir uyarı ışığı var. O da yanıp sönüyor. Olay bu kadar basit. Yani çok sıkıntı yapmayın. Yaklaşık bir 7 liraya bu işi çözebilirsiniz. Herkese iyi günler.